Türkiye'nin en önemli bal üretim merkezlerinden Çorum'da 550 bal üreticisi bal hasadına başladı. Üreticiler bal hasadına yapılan törenle start verdi. Kendikine her yıl ortalama 650 ton bal, 6 bin ton bal mumu üretimi yapılıyor. Ve kovan açısından ülkemiz 3. sırada, kovan varlığı açısından 3. sırada yer alıyor. Bal üretiminde de 2. sırada yer alıyor. Bal üretiminde Çin bizden daha önde, biz de 2. sırada yer alıyoruz. Çorum'da ayrıca Türkiye'nin ilk damızlık ana arı üretimi istasyonu da bulunuyor. Demek ki bizim coğrafyamız, bizim floramız bal üretimi açısından oldukça verimli, bereketli, mümbit bir yer. Onun için memleketimiz Çorum'umuz bal üretimi açısından biçilmiş kaftan diyebileceğimiz bir yer. Türkiye'de kovan başına 15 kilo bal elde edilirken Çorum'da bu oran 24 kilo. Yine Çorum'da kovan başına 24 kilo bal elde edilebiliyor. Türkiye ortalaması, Türkiye'deki oran 15 kilogram civarında. Tokat'ta bu yıl üretimi toplamda 500 ton olması beklenen balda ilk hasat yapıldı. Tokat'ta Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ormanlık alanda, Arıcılar Birliği'ne bağlı tesislerde gerçekleşen törenle kentte bal hasadı başladı. Aradan girer mi ki ya? Nereden girer? Ale, aç. Yok. Niyet ederse girer. Bu yıl kentteki bal rekoltesinin 500 ton olduğunu söyleyen Vali Balcı, Tokat floryasıyla, puanasıyla, çiçeğiyle, doğasıyla arı üreticiliğinde çok elverişli bir bölge şeklinde konuştu. Yaklaşık bu seneki rekolte 500 ton. 500'e yakın kayıtlı çiftçimiz var, arı üreticimiz. 200 tane de kayıt olma yolunda olan çiftçimiz var. Arı üreticileri Tokat balının kalitesinin yüksek bir bal olduğunu söyleyerek bu sene Haziran ayında yağan yağmurlarla arıların canlandığını ve rekoltenin artış gösterdiğini söyledi. Arının balının kalite değeri anzer balına yakın değerde. Arıcılar Allah'a şükürler olsun, şükretmek lazım. Önce birinci derecede şükretmek lazım. Bu sene göre, önceki sene göre çok iyi. Bu sene Haziran'daki yağan yağmur bayağı bir arıya canlılık verdi.